Bir karış toprağımızı dahi çok güzel bir hale getirmek isteriz. Artık peyzaj sanatı hemen imdadımıza yetişiyor. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Gönen'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ekol fidancılığa konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahipleri Mustafa Bey ve Kemal Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Kemal Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Ekol fidancılık olarak teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Siz de sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz. Efendim tekrar. Ben röportajıma öncelikle Mustafa Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Mustafa Bey, ekol fidancılıktan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Mustafa Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Sektörle tanışma hikayemiz 15 yıl önce oldu. Ceviz üretimine başlamamızın ana nedenlerinde büyüklerimiz bize tavsiye ettiği doğrultuda biz bu işe başladık. Baştan tarla ekimiydi, bahçe kurmaktı. Daha sonra üretime başladık. Ve üretimde de kullandığımız ceviz çeşitlerinde yabancı cinsleri, yabancı çeşitleri üretiyoruz. Bunlar da Cheddar, Fernet'te, Frangette, Fernor cinsler var. Aynı zamanda kestane üretimi de yapıyoruz. Bu şekilde faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Sözü kardeşinize vereceğim kısaca. Kemal Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım efendim. Kemal Kuruoğlu, firma yetkilisiyim. Evet. Üretimde abimle beraber 15 yıldır ceviz yabancı çeşit yetiştirmeye devam çalışıyorsunuz ediyoruz. Ve sır sırt omuz omuza verdik. Mücadele ediyoruz. Mücadele devam ediyor. Biraz firmayı tanıyalım o zaman. Burayı kaç yılında kurdunuz? Nereden hizmetler neler Mustafa Bey? 2002 yılında biz bu işe başladık. 2002 yılından bu yana üretimimize devam ediyoruz. Yani aynı zamanda anaçlık bahçelerimiz falan var. Zaten şirketin başında abi kardeş var ve ziraat mühendisi olaraktan da yüksek ziraat mühendisi olaraktan da kızım var yani. Evet, Biz bir aile şirketi. Evet, koordineli aynen. Bir şekilde ilerliyorsunuz tabii yani. Tabii ki, tabii ki. Evet. Yani hizmet sektöründesiniz aslında Mustafa Bey. Yani yapılabilecek hatalar da ciddi sonuçlar doğurabilir. Hani sizin kriterleriniz neler? Hani olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Mutlaka. Tabii ki yani bizim şimdi ana nedenimiz, amacımız hani üretimde isme doğru çeşitler üretmek. Hani Cheddar'sa Cheddar, Fernet'te ise Fernet'te, Frangette ise Frangette. Hani bu sektörde çok şeyler var biliyor musun? İnsanları farklı yönlerde aldatma, kandırma, çeşit yanlışları oluyor. İnsanlar bahçe kuruyor ve daha sonra da tabii ki yanılgıya varıyorlar ve yıl kaybı oluyor. Bizde bu tür bir şey yoktur. İsmi neyse çeşidimiz odur yani. Yani aslında dürüstlük. Dürüstlük ön planda. Başta tabii dürüstlük ki geliyor. Değil mi? Çalışmada yani dürüstlük. Yani işte sektörde de çok büyük sıkıntılardan bir tanesi bu aslında. Yani. Aynen. Hani bu işi bilmeyen insanların bu işi yapıyor olmaları. Ama bu konuda biz de bilinçsiziz yani Mustafa Bey. Yani önemli olan bunları bilinçlendirmek zaten yani. İnsanları, toplumu bilinçlendirmek. Bunun için de sivil toplum kuruluşları yani ziraat odaları olsun, ilçe tarımlar olsun bu konularda çok şeyler verilmesi gerekiyor ama o maalesef. Ama bence başarınızın sırrı gerek Mustafa Bey siz gerek Kemal Bey işinizi de çok severek yapıyorsunuz. Tabii ki severek yapıyoruz. Severekten yapmadıktan sonra bu işi de başarılı olamazsınız. Evet. Severek yaptığımız için de başarılı olduğumuz için söyleyebiliriz net bir şekilde. Peki efendim şunu soracağım. Hedeflere ulaşabildik mi? Yani buraları hayal ediyor muydunuz bu yola çıkarken? Mümkündür. Buraları hayal edemiyorduk ama işin içine girdikten sonra gelen talepler doğrultusunda yurt içi ve yurt dışına da ihracatımız oluyor. Hani evet. Biz de temsil etmiş oluyorsunuz o zaman. Yani aynı zamanda buralara da dışarıda ihracatımıza başladık Allah'ın izniyle. Oraya da başladık. Hedefimize dolaşmış oluyoruz. Değil mi? Üretim yapıyorsunuz. Ülkeye bir katkı sağlıyorsunuz. Maalesef son dönemlerde üretim çok azaldı ülkemizde. Ya tabii ki hem ekonomiye katkımız var. Hem insanlar daha iyi, daha güzel kazanç kapısı. Ceviz ekimi ve evet, üretimi ve sonucunda cevizin kar marjı, getirisi çok fazla. Evet. Çok fazla. Ama insanlar bunu bilmiyor. Ama bilinçli olmak gerekiyor. İnsanlara anlatmak gerekiyor. Tabii çünkü ki istihdam sayılarında artırıyor mutlaka bu tip çalışmalar. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere, Gönen'e, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? İnsanların bizi tercih ettiği için ekol fidancılığı,
tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bize güvenlerini fazlasıyla var. Bundan da mutlu oluyoruz. Evet, onların mutluluğu sizi mutlu ediyor değil mi aslında? Aynen. Biz de herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Tabii, Ekol Fidancılığa davet ediyoruz. Ekol Fidancılığa buradan davet etmiş olalım efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Gönen'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ekol Fidancılık olarak. Sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Gönen'den seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Ekol Fidancılığa konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.